toplantısında. Faiz geleceğimizden çalmaktır. Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur. Bunun üzerinden polemik yaratmak, bittik, tükendik, yandık, mahvolduk demek felaket cellallığıdır, kötü niyetliliktir. Yeni yönetim sistemi kapsamında Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunu mutlak surette tartışmaya açmak hem demokrasinin hem de milli iradenin gereğidir. IMF ve faiz lobisinin oyunlarıyla daha fazla mesafe alamayacağımız ortadadır. Davul hükümetin boynundayken tokmağın başkalarının elinde olması kabul edilemez bir çarpıklıktır. Özerk ve bağımsız kurumlar milli iradenin üzerinde olamaz, olmamalıdır. Hesabı veren siyasettir, kararı veren de siyaset olmalıdır. Murat'cığım sen de dinlemişsindir herhalde bu konuşmayı. Evet, dinledim. Hatta daha öncesinde Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında yine söylemiş olduğu bir kelime var. O da şöyle. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir. Bunun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denge ve denetleme göreviyle mesuldür demişti. Bu konuşmasında acaba hedefi kimdi Selcan? Yani kime denge denetleme mesajı? Adres neresi yani? Öyle soralım. Sen nasıl anladın bu konuşmayı Selcan? Ya bir kere şu Merkez Bankası ile ilgili kurulan cümlenin şeyi yok. Yani karşılığı yok çünkü böyle bir durum yok. Yani bunun hilafına bir durum yok. Zaten işte davulda, tokmakta vesaire hepsi aynı elde. Yani hani bu cümleyi kurmayı gerektirecek Merkez Bankası zaten bağımsız kararlar alabilen ve işte hükümetin ya da işte Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözün hilafına tavır sergileyebilen bir kuruluş değil ki hali hazırda. Hani dolayısıyla böyle bir durum yok ama çok hani olursa diye garantiye bağlamama telaşı mı acaba diye düşünüyorum. Ya denge denetleme meselesiyle ilgili var ya, muhalefet ifadesini daha önce de kullandı Sayın Bahçeli. Yani işte biz gerektiğinde bu işte daha önce de konuştuk. Bu il gezilerinin de bir etkisi oldu. Yani tabanda ciddi bir şey var, tepki var. Onu birazcık böyle tolere etmeye dönük ifadeler kullanıyor. Şöyle bir şey de söyleyebilirim MHP ile ilgili. Yani kamuoyu önünde işte bu politikalara tamamıyla işte destek veriyoruz. Doğru ekonomi politikası vesaire dense de yani sadece milletvekili değil divan düzeyinde de yani çok ciddi bir şey var. Problem var. Ne olacak? Yani biz bu bomboyu bizim kucağımızda buluyoruz ama işte yarın seçim kararı alınırsa biz ne yapacağız? Bunun şeyini sorumluluğunu biz niye üstleniyoruz ve biz nasıl hesabını vereceğiz gibi bir şey var. Ciddi bir kaygı var. Bir şey söylemek istiyorum. Bugün mesela bu ekonomi tartışmaları paralelinde erken seçim yoktur, olmayacaktır üzerine basa basa söyledi ya Sayın Bahçeli. İşte 2001'i hatırlatanlar oldu. Doğal olarak da hatırlamak gerekiyor. Şimdi mesela terörle mücadeleyle bağladı bugünkü konuşmasında. Bunun işte intikamı alınıyor dedi. İşte bu operasyon dedi Erdoğan'a dönük. İşte geçmişte de söylemişti. Yani 2001'de nasıl Ecevit hedef alındıysa bugün de Erdoğan hedef alınıyor dedi. Şimdi eğer öyleyse yani gerçekten de Milliyetçi Hareket Partisi bu meseleye böyle bakıyorsa eğer şöyle bir şey olmuştu 2001'de. Yani evet ciddi bir ekonomik krize sarsıldı Türkiye. İşte dendi ki Ecevit hedef alınıyor ya da MHP'siz hükümet senaryoları var. Sonra Sayın Bahçeli çıktı. Şimdi kelimesi kelimesini açıklamadan okuyacağım Temmuz 2007'de. Çok kısa bir bölüm. MHP bu oyunu bozmuş ve seçimlerin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 1 Eylül'de olağanüstü toplantıya çağırmıştır. Emanetin asıl sahibine başvurulmasından ve ortaya çıkacak gerçek millet iradesinden endişe edilmemesi gerekir. Türkiye'nin önünü açmak ve siyasi ve ekonomik istikrar ortamını ileride telafisi imkansız ölçülerde zarar görmesini önlemek amacıyla bu karardan dönmek, bu sürecin geri dönüşü mümkün bulunmamaktadır. Bu kadar net bir şekilde erken seçim çağrısı yaptı ve gerekçesi de ekonomik krizden ve işte Türkiye'yi o gün için savunulan, işte hedef alan senaryolara karşı emaneti nasıl sahibi dediği millete başvurmaktı. Şimdi o gün öyleydiyse bugün ya MHP kendi içinde bulunduğu iktidardan burada vazgeçtiyse zamanında şimdi Erdoğan'ın iktidarından niye vazgeçilemiyor? Bunu birazcık anlamak mümkün olmuyor tabii. Yani
O zaman bugün de aynı şey söz konusu. Bugün de emanetin sahibi millet, Merkez Bankası tartışmasında bile milli iradedir sahip deniliyorsa, o zaman tam da bu noktada milli iradeye başvurmaktan da çekinmemek gerekir diye düşünüyorum ben. Selçuk, ben bir şey sorabilir miyim? Şöyle de garip bir durumla karşı karşıyayız. Yani Hazine ve Maliye Bakanı ortalıkta yok. Yani ülkede evet. Böyle büyük bir kriz yaşanıyor. Lütfi Elvan'ın sesini duyamıyoruz. Aynı zamanda kendisinin istifa etmek istediğine dair bazı söylentiler de var. Ankara'da bu nasıl konuşuluyor? Mesela Durmuş Yılmaz Cuma evet. gecesi bununla ilgili bir bilgi paylaşmıştı. Ben Cuma evet. gecesi de yayındaydım. Sonra evet. özür diledi ama şimdi görüyorum ki aynı bilgiyi tekrar paylaşıyor bu sefer. Yani ya şöyle şey var, yani çok uzun zamandır, yani Lütfü Elvan açısından bakanlık yapabilme imkanı kalmadı zaten. Yani Erdoğan onu hedef göstermemiş de olsaydı, işaret etmemiş diyelim, işaret etmemiş de olsaydı bir önceki grup toplantısında, bu çok, yani bu son bir haftanın, iki haftanın meselesi değil, çok uzun zamandır Lütfü Elvan'ın bakanlığı, daha doğrusu kendi kişisel bakışının, kişisel savunduğu ekonomi politikalarının, hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları olmaması dolayısıyla bu aradaki tezattan dolayı pozisyon sürekli tartışılıyordu. Ama istifayı istemek ya da istifa etmek gibi maalesef yazık ki insanların lüksü yok bu sistemde, biliyorsunuz. Ama öyle bir irade sergileme imkanı olsaydı Lütfü Elvan şu dakika istifa ederdi. Yani bunu Ankara'da herkes biliyor. Yani şey de çok zor onun açısından da, yani bugün mü görevden alınacağım, bu gece mi resmi gazetede hakkımdaki karar çıkacak, yarın mı çıkacak diye beklemek de çok gerçekten şey. Ama o da herkes gibi bu karar, yani bu şey artık görünen köy, hani bu gece mi olur, yarın gece mi olur, biz onu bilemiyoruz. Ama Lütfü Elvan için yani fiili durumun resmileştirilmesi olacak artık bakanlıktan alınması. Ama bugün, çok acıklı bir durum ya. Çok yani sizin bir bakansınız. Ve sizin dönemizde bu oluyor ve orada oturuyorsunuz. Ben daha acıklısını söyleyeyim. Ben bunları çok normal bir şeymiş gibi söylüyorum. Tabii ki çok trajik. Ben tabii. sadece durumu evet. aktarmaya çalışıyorum. Tabii elbette. Çok... Yani ona bakarsanız Lütfü Elvan'a gelene kadar Naci Ağbal'ın başına gelenleri gördük. Yani şimdi şu düzende adam akıllı pozisyon alabilen belki de tek şeydi. Tek bakanda ekonomiyle alakalı. Nihayetinde kuru da bir nebze düşürmeyi, yani bir yola en azından sokmayı denedi. Başarır gibi oldu. Yani ödüllendirileceği yerde belki ödüllendirilmeyi beklerken görevden alındı. Yani ama çok mutlu oldu. Unutma ki görevden alınmış olmaktan çok mutlu oldu. Teşekkür etti ve minnettarlığını bildirdi. Ne kadar darlandıysa artık kelime bu. Yani evet, işte dolar birikimi olanlar, işte hep konuşuyoruz ya, 128 milyar dolar. Onun o bir kısmını işte alanların karını engellemesi tabii bir, ciddi bir sıkıntı yaratmıştır iktidarda. Onun hesabını vermektense kurtulayım daha iyi demiş olabilir, rahatlamış olabilir tam gerçekten. Tam da öyle dedi. Ozan'ın bir sorusu var, sonra benim de var. Soru değil yani, Selcan'ın üzerine daha biraz daha kötü bir durum söz konusu. Bizim kabine 18 üyeden oluşuyor Fuat Oktay'la beraber. Bu 18 üyenin 13'ünün daha önce herhangi bir seçim tecrübesi yok. Halkın karşısına çıkmamışlar, kendilerini tanıtmak zorunda kalmamışlar. Şimdi izleyenler kulak versinler. Mahmut Özer. Kimdir Mahmut Özer diye şöyle bir sorsak, kim bilir? Yani gazeteci olduğum için biliyorum ben. Veliler kendisi, belki bilir. Veliler belki bilir. Onlar kendisi bilmiyor. 2022 yılında bizim memleketteki bütçenin 189 milyarını harcayacak olan Milli Eğitim Bakanı'dır. Mahmut Özer'i tanıyan yok. Derya Yanık kimdir? Aile bakanıdır. Ama bunu biz gazeteci olduğumuz için biliyoruz gerçekten. 5 tane bakan var. Ya, sözünü kesiyorum kusura. Bunu mesela hani siyasetin abukluğuna bir yerde bağlayabiliriz. Yani, siyaset bu diyebiliriz ama Merkez Bankası Başkanı'nın tecrübesini tartışacak olursak ne olur? Yani hani bürokrasi böyleyken siyaset zaten hani başka bir şey fazla. Yani orada işler çok böyle her zaman usulüne uygun gitmiyor zaten ama yani bürokraside bu noktaya gelmiş olmak çok çok daha tehlikeli değil mi? Bilemiyorum yani. Bir de Merkez Bankası gibi bir politika. Şöyle, bu 5 bakan, 13 bakanın herhangi bir seçim tecrübesi yok ama 5 bakanın var. 5 bakan dolayısıyla AKP içinde en azından daha güçlü figürler. Kimler o 5 bakan? Daha önce seçim tecrübesi görmüş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş. Onun da gideceği söyleniyor. Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı. Ve son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan. Lütfü Elvan daha önce 3 ilden
toplamda 4 dönem milletvekili olmayı başarabilmiş. Dolayısıyla AKP içinde kuvvetli, AKP tabanının tanıdığı, Erdoğan nezdinde de itibarı olan bir isim. Düşünsenize 3 ilden milletvekili oluyorsunuz. Dolayısıyla zaten milletvekili olunacak yerlere konuluyorsunuz. AKP için de güçlü bir figürsünüz. Daha önce bakanlık yapmışsınız. Şimdi sorun şu AKP'de. Problem şu. Duyduğumuz da bu. Lütfi Elvan gitti. Yok artık Lütfi Elvan. Bu projeye artık ortak olmak istemiyor. Çünkü kendi içinde bir ağırlığı var, bir kariyeri var. Bu politikaya alet edilmek istemiyor. Zaten AKP grup toplantısında alkışlamayarak bunu beyan etti. Açıklama yapmıyor. Kefil